Yönetim Kobani kuşatması aynen devam ediyor. Öyle ki Suruç'a düşen hava mermileri okul bile kapattırdı. Hatta bir ara IŞİD'in ele geçirdiği tanklardan biri Kobani'nin batısında bir tepede görülüp bir anda kayboldu. Ve tabii bu tabloda göç de hız kesmeden devam ediyor. IŞİD'le Kürt gruplar arasındaki çatışmalar Suruç'a yakın sınır hattında dün devam etti. IŞİD, Kobani'ye 4 kilometre mesafedeki Kazıkan köyüne de bayrak dikti. Kobani'nin batısında bir tepede ise IŞİD tankı görüntülendi. Sınır hattına hareket eden Türk tanklarını görünce de geri çekildi. Havan ve top mermilerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından Suruç'ta ise 3 mahalledeki okullar tatil edildi. Ve bugün IŞİD saldırısından kaçarak Türkiye'ye gelen Kobanililerin sınırda bekleyen araçları öğle saatlerinde Türkiye'ye alınmaya başlandı. Sığınmacıların güvenlik amacıyla üstleri ve araçları didik didik arandı. Sınırda sığınmacılara ait yaklaşık 10 bin araç günlerdir burada Yumurtalık bölgesinde bekliyordu ve o araçlar da artık içeri alınmaya başlandı. Bakın. Araçlarıyla geliyorlar Suriyeliler ve burada da jandarma ekipleri araçlarda kapsamlı arama yapıyorlar. Aranan araçlarda buradaki özel olarak oluşturulan otoparka alınıyor. Kayıt altına alınan araçların camlarına boyayla sıra numarası verildi. Türkiye tarafına alınan araçlar için sınır hattında dev bir otopark oluşturuldu. Araçlar buraya alınıyor ve o araçların dışarı çıkamaması için de otoparkın çevresine derin hendekler kazıldı. IŞİD teröründen kaçan Suriyelilerin Yumurtalık sınır hattından kontrollü geçişleri de sürüyor. Kobani'deki çatışmalardan kaçan sığınmacılar Yumurtalık bölgesinden Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Tabii yanlarında çok sayıda eşyaları da var. Önce üst araması yapılıyor, eşyaları aranıyor ve sınırı geçenler de AFAD'ın tırına alınarak kayıt altına alınıyor. Kimi de savaştan kaçırdığı kuşları güvercinleriyle geçti sınırdan. Sınırı geçen çocuklu aileler işte buradaki sağlık çadırına alınıyor ve salgın hastalıklara karşı çocuklara önce kızamık ardından da çocuk felci aşısı yapılıyor ve kayıt altına alınan çocuklar sınırdan içeri giriş yapıyor. Aferin. Osman Terkan haberini Zafer Karakaş'ın görüntüleriyle izledik. Osman Terkan şu anda da hala Mürşitpınar sınır kapısında. Osman gün boyu kaçışın devam ettiğini gördük. Tabii çatışmaların da hız kesmediğini. Hani uzun süredir eller tetikte ama artık emniyetler de açıldı. Açılacak gibi. Nedir senin bulunduğun noktada son durum? Evet, sınırda tansiyon yüksek. YPG güçleriyle IŞİD arasındaki çatışmalar aralıksız sürüyor. Şunu belirtelim. Geçtiğimiz günlerde IŞİD Kobani'ye 7 kilometre kadar yaklaşmıştı. Bu mesafe artık daha da kısaldı. Şu anda IŞİD Kobani'ye 4 kilometre kadar yakın ve özellikle de akşam saatlerinde çatışmalar daha da şiddetlendi. Gün boyu havan toplarıyla havan mermileri yağdırmıştı IŞİD Kobani üzerine ve şu dakikalarda o sesleri de buradan net bir şekilde duyabiliyoruz. Dün 3 mermi bizim bulunduğumuz bölgeye isabet etmişti. Yaşanan panik sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri teyakkuza geçti. Alarm durumuna geçti. Çok sayıda tank buraya getirilmişti. 35 kadar tank ve o tankların yerine bugün obüsler aldı. 40 kilometre menzile sahip obüsler şu anda sınır hattında görev başında. Herhangi bir saldırı ya da herhangi bir taciz ateşi durumunda da angajman kuralları çerçevesinde karşılık verilecek Nazlı Çelik.